Bismillahirrahmanirrahim. Arife İlahiyat Arapça 4 2016 Bahar Dönüm Sonu Sorularının Çözümleri. 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde istisnanın 3 temel ögesi açıkça bulunur? İstisnanın 3 tane temel ögesi vardı. Bunlar neydi? En sağ tarafta müstesna min, ortada istisna edatı. Sol tarafta ise müstesna bulunur idi. 3 tane öge vardı. Bunlar arasında müstesna min dediğimiz kelimenin bazen gizlendiğini, hasfedildiğini biliyoruz. Bu bilgiler ışığında bakalım. A şıkkı ma tenaveltu ems illa vecbeten. Yemekten başka bir şey yemedim diyor. Dün emsi dün demek. Dün yemekten başka bir şey yemedim. Mesela çerez, atıştırmalık bir şey yememişim. Var mı? Yok. Yani vecbeten yemek demek. Yiyecek bir madde. Bir ögün. Bu ögünü nereden çıkartabilirsin? Çıkartabileceğin, kendisinden istisna edebileceğin hiçbir şey yok. Tenavele fi, tu fail, emsi zarf, maisi olumsuzluk. İlla istisna edatı vecbeten müstesnadır. Bunu nereden çıkartacaksın? Müstesna min yoktur. Demek ki 3 temel öge A şıkkında yok. B'ye bak. Ma dehale el mektebete illa müderrisün. Ma dehale girmedi el mektebete kütüphane illa müderrisün. Öğretmenden başka. Müderristen başka kimse girmedi. Ma dehale mesela en nasu insanlar girmedi demiyor değil mi? Ma dehale işte ne bileyim müderrisuna müderrisler girmedi dememiş. Burada nelerin kimlerin girmedi belirtilmiyor. Fiil var, mef'ul var. Burası da faildir. Fiil, fail, mef'uldür. Müstesna min ortada yok yani. Mef'ul olarak varsayabilirsin. Neden? Cümle olumsuz. Cümlenin akışı bunu gerektirir. Ceyhan'a bak. Lem tedhul girmedi el mescide mescide illa zairatun bir ziyaretçiden başkası. Mesela şurada zairatun diye bir kelime olsa zahir kelimesini ondan çıkartabilirsin. Müstesna min yine yok yani. Lem tedhul fiil el mescide mef'ul zahir aslında onun faili olarak değerlendirilebilir. Müstesna min kayıp. Diyarbakır kânet mektebetul kahireti la tu'îru kütüben illa lissakinine fil kahireti. Bunda da aranan şık yok değil mi? İlla'dan sonra lissakinine gelmiş. Kânet mektebetul kahireti, kahire kütüphanesi idi. Neydi? La tu'îru kütüben, kitapları ödemez, vermezdi. İlla lissakinin, ancak oturanlar hariçtir. Fil kahireti, kahirede oturanlar hariç. Dışarıdan gelenlere kitapları vermiyormuş. Burada lissakinine mesela şurada bir halk kelimesi olsa veya insanlar kelimesi olsa da oranın sakinlerini oradan çıkartabilsek. Öyle bir kelime yok burada. Lam harfi cer olduğundan es-sakini yine mecrur olarak geldi. Cer alameti yağdır. Nitekim cemi müzekker salimdir. Edirne'ye bak. Zehebe fiil el-muvazzafını fail ila harfi cer el-met'ami. Onun mecruru illa istisna edatı muvazzafan müstesnadır. Nereden çıkartabilirsin? El-muvazzafuna. El-muvazzafuna müstesna min. Muvazzafan ise müstesnadır. İlla istisna edatıdır. 3 tane temel ögeyi açıkça Edirne şıkkında görebiliyoruz. Demek ki şık, yani doğru şık E'dir. Hemen sağa geçelim. 4'e bakalım. Tercemtu, ben tercüme ettim. Terceme fi tu fail. Erba'ete aşara. 14 tercüme ettim. 14 ne? Kitaben. Temiz geliyor. 14 kitap tercüme ettim. Yani A şıkkı doğrudur. 14 kitap tercüme ettiği kim? O. Olmaz. Tu faildir. Fail ben yani. Tu ben. 14 kitap tercüme ettik. Tercem na yazmıyor ki. Na değil burada fail. Tu'dur. Olamaz dolayısıyla. 14. demiş. Burada bir sıra bildirmiş. 14. değil burası. Erbaite aşara 14 demektir. 14. kitabı tercüme ediyorum. Yor kullanmış. Geniş zaman. Şimdiki zaman ekleri nedir o? Muzarifidir. Oysa tercemtu mazidir. Demek ki aranan şık 4'ün cevabı nedir? A'dır.
5'e bakalım, hangisinde irab hatası vardır? 5. soruya şöyle bir baktığımızda gayri munsarif ile alakalı bir soru olduğunu görmekteyiz. A şıkkına bak. Ehade fiil. El keşşafu faili ve mevsuftur. Es sagir onun sıfatıdır. Ma'a zarftır. Hu onun muzafun ilihi olur. Gırbeten. Hazra'a ve minzaran esvede şeklinde devam ediyor. Bursa'ya baktığımızda hatayı görüyoruz. Fazla uzatmaya gerek yok. Bi mesabihin demiş. Yani ba harfi cerri gelmiş. Mesabihin kelimesini cer etmiş. Cer alameti de tenvin gelmiş. Esre gelmiş. Bu doğru bir yazılım değil. Neden? Ba harfini çıkartırsan mesabih kalıbı. Mesabih kelimesi nedir? Mefail kalıbıdır. Mefail kalıplarının gayri munsarif olduğunu biliyorsunuz. Tek illettir. İki illetlerine geçen tek illetlerdendir. Bu kalıp gayri munsariftir. Ne olmuş? Gayri munsarifin irab alametini taşıması gerekir. Nedir o? Cer alameti fethadır. Esre değildir. Dolayısıyla bu kelimenin irabı, hatabı yazılmıştır. Tabi esre alabilir. Ne zaman bu kelime muzaf olsaydı. Belki muzaftır ama değildir. Nereden anladın? Temin vermiş çünkü. Muzafsa temin alamaz, tek esre alması gerekir idi. Gayri munsarif konusunu tekrar etmenizde fayda olabilir. Burada bir hata bulduysak demek ki diğerlerinde hata var mıdır? Yoktur. 2. Aşağıdakilerin hangisinde ma olumsuzluk edatı değildir? Demek ki hani 5 şık varsa 4'ünde olumsuzluk, 1'inde değil. A şıkkı ma ente bitabi'in kıbletehum. Ma ente sen değilsin bitabi'in, tabi olucu, tabi olan değilsin. Kıbletehum onların kıblelerine sen tabi olacak değilsin. Ma burada nedir? Nafiyedir, olumsuzluktur. Ma o şey ki ente sen bitabi'in kıbletehum. Onların kıblesine tabi olacaksın. Olur mu? Olmaz. Bu bir ayet zaten. Bursa şıkkı ve mellah bi gafilin amma ta'marun. Mellah Allah değildir. Ne değildir? Bi gafilin, gafil değildir. Neyden? Amma o şeyden ki ta'marun, siz amel ediyorsunuz. Yaptıklarınızdan Allah gafil değildir. Ya da ma'yı nafiye sayma. Allah sizin yaptıklarınızdan gafildir. Allah sizin yaptığınızdan habersizdir olabilir mi bu? Dine, mantığa uygun mu? Değil. Demek ki manidir burada olumsuzdur. Allah gafil değildir diyeceksin. Ceyhan fema rabihet ticaratuhum. Bu da bir ayet. Şu ana kadar ayetleri gördük. Ma rabihet ticaratuhum. Onların ticaretleri. Ma rabihet kâr etmedi ticaratuhum. Onların ticaretleri. Ma yine nafiye. Birazdan daha iyi anlaşılacak neden böyle olduğu. Ma ketebe aliyun dersehu. Edirne şıkkı ayet değil. Diğer her biri ayet. Ma ketebe yazmadığı aliyun ali dersehu dersini. Bir tanesi olumsuz değil, değil mi? O da nedir? Diyarbakır'dır. Nereden anladın? Varsa ki ma'yı ben olumsuzluk değil. Önce şunu çözelim. Olumsuzluk edatı değildir diyor ya. Olumsuzluk edatı olursa hani değildir, olmadı, olmuyor şeklinde mana vereceksin. Olumsuzluk manası verirsen. Eğer bu olumsuzluk manasında olmazsa o şey ki, öyle bir şey ki deyip geçeceksin. Bir mana vermeyeceksin yani. İşte ne gibi işte canlandıralım. Ve ma Allahu, Allah değildir gafilin, gafil değildir yaptıklarınızdan diyeceksin. Veya da ma o şey ki Allah yaptıklarınızdan gafildir. Mana ne yapıyor? Aşırı derece değişiyor, zıtlaşıyor. Allah'ın yaptıklarımızdan gafil olması düşünülebilir mi? Düşünülemez. Öylesi olumsuz olması gerekir. Peygamberimizin müşriklerin, kafirlerin kıblelerine, yönlerine uyması düşünülebilir mi? Onlara uyması düşünülemez. Bu yüzden ma'yı olumsuz yapman lazım. Eğer bu olumsuz değildir dersen o zaman sen onların kıblesine tabi olursun. Olucusun şeklinde mana çıkardı. Bu da olmazdı. Dine uygun değil, aklı uygun değil. Onlara ticaretleri bir kar elde etmemiştir. Kafirlerden, müşriklerden bahsediyor. Kar elde etmiş olsaydı doğru yolda olurlardı. Demek ki ma yine olmaz. Hep yani neyle alakalı? Gramer olarak bakışta bir şey göremeyebilirsin. Bunun bir sebebi var ama. Bunun sebebi nedir arkadaşlar? Mananın bozulup bozulmamasıyla alakalı. Şimdi Edirne'ye baktığında ma o şey ki Ali dersini yazdı diyebilirsin. Bu uygun. Veya da Ali dersini yazmadı. Ali dersini yazdı, Ali dersini yazmadı. İki şekilde de olabilir aslında. Ali dersini yazmış da olabilir, yazmamış da olabilir. Bu akla, mantığa, din aykırı bir şey değil. Ali tembeldir veya değildir.
Ama ne diyor? Hangisi diyor, yani hangi ikisi demiyor. Bir tanesi olması lazım. Eğer Edirne'yi ma ketebe aliyyün derse, buradaki may olumsuzluk saymazsan, aranan şık bu dersen, Denizli için ne dersin peki? Ve a'lemu, ve ben bilirim. Ma o şeyi ki tübdüne, siz açıkça yapıyorsunuz, ve ma yine o şeyi ki küntüm, siz tek tümüne gizliyorsunuz. Yani siz gizlediğinizi de açıktan yaptığınızı da ben bilirim manasına geliyor. Eğer ma'yı olumsuzluk manası vermezsen böyle. Eğer ma'ya olumsuzluk manası verirsen ne olur? A'lemu, ben bilirim. Ma tübdüne, sizin gizlemediğinizi, yani sizin açıklamadığınız, yani gizlediğinizi demek olur bu. Devamlı yine gizlediğiniz geliyor. İki defa aynı şey gelmiş olur. Yani bu gereksiz olurdu. Bu yüzden bu şık böyle olamaz. Yani mai burada olumsuzluk edatı değildir Denizli'de. Aranan şık Denizli. Doğru şık Denizli. Gerekçesi mai olumsuzluk yaparsan ma tübdüne ile tektumunen manası aynı olur. Böyle bir durum meydana gelir. Bu yüzden böyledir. Burada bir tane daha ma var. Ma kuntum, siz değilsiniz. Tek tumune gizliyor değilsiniz. Yani mana karmaşa olurdu. Ve bu bir ayet aynı zamanda. Ayetin mealini bilenler için daha da kolay olmuştur. 5'i zaten çözmüştük. 3. Başlama fiili hangisinde yoktur? Bu bir ezber sorusu. Daha önceden başlama fiillerini ezberlediyseniz hiçbir sorun yok. Direkt E şıkkı dersiniz. Diğerlerinin her birinde ceale, ehade, şer'a, bele başlama fiilleri var zaten. Yani ezber bilenler için, fiiller ezberleyen için 2-3 saniyelik bir soruydu. 6 çizgi kelimenin çoğulu aşağıdakilerden hangisidir? 6. soru. Zemilun zümela'u. Edirne'dir. Cemi mükesser kırık çoğul sorusuydu. Yani ezber sorusu. 7. Hangisi iki muzari fiil cezmeden edatlardandır? Bunu da ezbere bilmeniz lazım. İki taneyi cezmeden, bir taneyi cezmeden, hiçbirini cezmetmeyen şeklinde bunları ezbere bilmeniz gerekir. Buna göre 7'nin cevabı A'dır. Mehma. Ona bakalım. 10. soru. Kânele şeyhin selâsetü benîne. Benînenin eş anlamlısı hangisidir diyor. Benat mıdır, ihvan mıdır, ebna mıdır, velet midir, ibnun mu? Hangisi gelir? Ebna gelir. İbnun, ibnani, ebna veya benine, benune şeklinde gelir. Ceyhandır yani. Bu da yine cem ezberi gerektiren bir şeydi. Hangisi şart edatı zaman ifade eder? Hangisindeki? Evet, 8. cevabı ne olur? Eyne. Her nerede? Teclis. Sen oturursan eclis. Ben de otururum. Eyyâne. Her ne zaman? Tercih. Sen dönersen nezheb. Biz de gideriz. İlel mesrahi. Mesraha gideriz. 8. cevabı ne olacaktır? Ceyhan. Eyya, neden? Ötürü. Bunların manalarını bilmemiz lazım zaten. Zaman ifade eden, şart ifade eden vesaire. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bedel yoktur? Bedel olması için irapların aynı olması gerekir, değil mi? İki kelime aynı irabı sahip olması lazım. Encebe hayreti düşürdü, şaşırttı. Ni beni ne? Hulgu şabbi. Encebe fiil ni mef'ul. Ni derken nunu vikaye, oradaki ya mef'ul yani. Huluk fail olur. Eşap kelimesi onun muzafı nehi olur. Bedel var mı? Yok. Nereden anladın? Dediğim şeyden anladım. Yani aynı irabı taşıyan iki tane kelime yok burada. Hulgu merfudur. Eşabi mecrurdur. Şap hulktan ne olamaz? Bedel olamaz. Hulk da encebeden olamaz. Çünkü encebe fiil zaten, hulk ise isimdir. Hulkun isim olduğunu nerede anladın? Çünkü muzaftır. Muzaflar isim olabilir, fiil olamaz. B şıkkı encebeni et-talibu edebuhu. Mesela bu olabilir mi? Olabilir. Neden olabilir? Encebe fiil ni meful et-talibu, onun faili ve merfu görüyorum. Edebu, bu da merfu. Dolayısıyla bedel, mübdelü, min arasındaki uyum olabilir. Ceyhan'a bak. Ra'eytu ra'afi tufail et talibati
meful bihtir, mensup nasb alameti kestire, eksera, yani bu da mensup, bunun nasb alameti ise fetha. Talibattan ekser, bedel olabilir. Denizli'ye bak. Hadara el mühendisi, hadara fiil el mühendisi, onun faili. Bel et tabibu, bu da merfudur. Merfu ya, merfu yani. Edirne'ye bak. Salleytu fil mescidi, salleytu salla fi tu fail fil mescid fi harfi cer el mescidi, onun mecruru. Fina'i, fina'i mecrur, mescidi, bu da mecrur. Birbirinden bedel, mübdelün, min olabilir mi? Olabilir. Öyleyse hangisinde olamazmış? A şıkkında olmasına imkan yok çünkü harekeler tutmuyor. Öyleyse cevap A'dır. Hiç ihtimal yok çünkü. Buradan 9 ve 12'ye bakalım. 9 hangisinde gayri munsarif alem yoktur diyor. Câe ileynâ umeru. Ömer zaten gayri munsarif ve alemdir. Direkt çözüldü. B'ye bak. Ebu Kahafetu veya Kuhafetu, artık bu ismi ben de bilmiyorum. Biliyorsunuz ki kelimelerin ilk harfleri, yani sonuncu harfler, yani İrab'la alakalı olan harfler hariç, sağdaki harfler, burada Kaf, Ha, Elif ve Fa oluyor bu. Bunların okunuşu sarf ilmiyle alakalıdır ve bilemediğimiz kelimeleri sözlükten bakarak hareketlerini görmemiz gerekir. Yani tam harekelimi merak edenler için. Ama bu çok önemli değil. Bu madem ki özel isimdir arkadaşlar, nedir bu? Mühendislik alameti taşıyor. Değil mi? Nedir bu? Gayrimusariftir. Nereden anladın hocam? Bu özel isim bir. İkincisi mühendislik alameti taşıyor. Eşittir. Sonuç olarak iki alamet taşıdığından gayrimusarif olur. Bu burada biter. C'ye geçelim. Burada ne anlatılmış? Aişe tu var. Aişe tu. Hem müennes hem de müenneslik alameti. Hem özel isim değil mi Ayşe? Özel isim artı müenneslik alameti var. Demek ki gayrimusarif. Direkt bunu da geçebilirsin. Diyarbakır'a bakalım. Ra'eytu su'adunu. Ra'eyte ya da artık hangi sorusu olsun önemli değil bu. Su'ad kelimesi yine gayrimusarif olarak karşımıza çıkıyor. Ra'eytu su'ade fil mektebe ti. Ra'a fi tu fail su'ade meful bihtir fi hafijer el mektebonun mecruru. Edirne'ye bakalım. 9 E şıkkı lil insani, insan için vardır. Ne vardır? Ümeru, Ömer vardır diyebilir misin? Diyemez. Peki ne diyebilirsin? Lil insani umrun, İnsan için ömür vardır. Öyle ömür ki bu kasirun, kısa bir ömür vardır. Burada ca ileyna umrun da diyebilir adam, değil mi? Ca geldi ileyna bize umrun, bize bir ömür geldi. Kable yemin, bir yıl önce bize bir ömür geldi diyebilir misin? Diyemezsin. Bir yıl önce ömür gelmez. Lil insanı, buradaki insan için vardır umeru kasirun, İnsan için kısa ömer vardır. Bu da mantıklı olmaz. Ne anlatmaya çalışıyorum? Yukarıdaki şu ayn mim ra ve aşağıdaki ayn mim ra'yı görüyorsun. Biri Ömer manasında, biri ömür manasında. Yani mantık olarak baktığında hangisinin ne olduğu cümlenin akışına göre ortaya çıkmaktadır ve cevap Edirne'dir demek istedim. 12. Hangisinde tekidin kullanımı doğrudur? Tekit kullanımı müzekerlik, müenneslik olabilir mi? Onun bir zamiri olabilir. Zamir uyumlu mu? Ve irab tutuyor mu? Müfret esneye cemi tutuyor mu? Bunlara bakmak gerekiyor. A şıkkı sellemtu alel binteyni kileyhima. Uygun mu? Değil. Niye uygun değil? Binteyni iki kız demek şimdi. Müennes bir kelime. Kiley ise müennes değil. Kiltey olmalıydı değil mi? Yağın sağında T var. Bak müennes olduğunu gösteriyor. Burada yansan da T yok. Demek ki müennes değil. Yani müzekker müennes uyuşmazlığı taşıyor. Bu yüzden A şıkkı yanlıştır. B şıkkı Neceha telamizu cemi'a hu. Nasıl hu olabilir? Cemi'a hum. Hatta cemi'u. Değil mi? Telamizu merfudur. Cemi'u kelimesinin de merfu olması gerekir idi. Merfuya merfu. İrab tutacak. Ayrıca zamir de tutmamış. Telamiz cemi bir kelime. Hu ise müfret bir zamir. Uygun değildir. Ra'eytuhum kulluhum. Ra'eytu ben gördüm hum onları kulluhum hem de hepsini.
Buradaki problem ne? Buradaki problem ra'a, fiil, tu, fail, hu, meful, bih konumunda. Yani mensupluk durumu taşıyor kendisi. Mahallen mensup. Huma deyip merfu diyemezsin. Mahallen mensup. Çünkü mebni, çünkü zamir. Bu yüzden yani. Öyleyse kullu değil, külle olmalı, mensup olmalı idi. Denizli'ye bakalım. Hasaltu ala kilta. Kilta. Eliften önce T var. Müennes. Seyyara teyni. Ya'dan önce T var. Bu da müennes. Kilta kelimesi nasıl yazılmış? Başında ala harfi cer var. Kiltani. Kilteyni. Hasale fi'l tu fail ala harfi cer. Kiltani kelimesi evvela nun düştü. Neden? Muzaf olduğu için nun düşer. Tamam. Aslında kiltani idi yani. Muzaftır. Es-seyyarateyni muzafun ileyhtir. Bu yüzden bir tesliye muzaf olduğunda sonundakinin düşerdi. Düştü, doğru. Ama ala harfi cerrinin etkisini burada görmemiz gerekiyordu. Kilta değil de kiltey diye, yani elifi ya şeklinde yazmaları gerekirdi. Soruyu hazırlayanlar hata yapmışlar. Bir yazım yanlışı söz konusu. Bilmediklerinden değil, artık gözlerinden kaçmış. Buranın ya olması gerekir. Edirne'ye baktığında ca-er-raculani kiley demiş. Raculani müzekker bir kelime ve merfu bir kelime. Elif almış. Kiley ise kila olması gerekirdi. Kiley olduğu için mensup ve mecrura uygun yazılmış. Demek ki Edirne yanlıştır. Denizli doğru olmaya çalışırken yazım hatası taşıyan bir şıktır. En yakın olan Denizli'dir. Edirne de yakın olabilirdi. Kiley yerine kilahuma olsa idi. On üçte ne varmış? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bedel-i mutabık, yani bedel-i kül yoktur diyor. A şıkkı. Tecevveltu fil medineti şevari'iha ve esvaqiha. Manaları bilmiyorum. Geçtim. Bursa Se'elet anki sadigatu ki Fatimetu. Sadigatu Fatimetu. Senin arkadaşınla Fatma aynı kişi olabilir yani. Arkadaşından bir parça değil, arkadaşın bir kulu değildir Fatma. Dolayısıyla aynı kişidir. Bedeli küldür. Vuridet es-seyyidetu. Seyyide Aişe. Fi beyti validiha Ebi Bekir'in. Validi. Ebi Bekir. Valid onun babası demek. Babasından maksat Ebu Bekir diyor. İkisi de aynı kişidir. Bedelli küldür. Babayla Ebu Bekir, babayla Hasan, babayla Hüseyin aynı şey olur. Halifetu Ali ibn Ebi Talib'in ve ahir hulefai raşidine. Halifetu Ali ibn Ebi Talib. Halife ile Ali bin Ebi Talib aynı kişidir. Dolayısıyla bedelli küldür. E şıkkı esgaytu ila hutbetil imami Mustafa yevmel cumu'ati. İmam ile Mustafa aynı kişidir. İmam ile Hasan, İmam ile Hüseyin, yani aynı kişiler olmaktadır. Dolayısıyla bedelli kül olur. Geriye A şıkkı kaldı. A şıkkından %100 emin olabildik mi? Olamadık. Şüpheli. O zaman A şıkkıdır. Diğerlerini çözdüysen çözemediğini direkt doğru şık olarak işaretlemen mümkündür. Zaten Medine diyor, bak şehir diyor, daha sonra caddeleri diyor, sokakları diyor. Şehir ile sokaklar, caddeler aynı şey değildir. Cadde nedir şehirden? Bir parçadır. Öyleyse bedelül ba'z olur, bedelül kül olamaz. Tekit kullanılmamıştır hangisinde? Tekitleri biliyoruz zaten. Ona göre bulmaya çalışabiliriz. Testten başlayalım. İştaraytu, iştarafi, tufail. Ben satın aldım. El kaleme, kalem ve deftera. Ve defter satın aldım. Kileyhima, ikisini birden. Kila, kiley. Bunlar nedir? Tekittir. Kullanılmış yani. Nerede? Edirne'de. Denizli'ye bakalım. Şahede. El film, ettullabu ve küllül müderrisin. Denizli'de şahide izledi. El film, film izledi. Kim? Abdullah, bu öğrenciler, bu faildir. Ve daha kimler izledi? Küllül müderrisin, öğretmenlerin tamamı da izledi. Buradaki küllü kelimesi atfafinden sonra gelmiştir. Yani matuftur denilebilir. Yani tekit değildir. Kül görüp tekit demeyin.
Ceyhan'da cae cae aynı fiilin tekrarı var, tekitleri cae el vuzara'u ecmeuna, bakanlar geldi hem de hepsi tekittir ecmeuna, ذهب الأولاد كلهم çocuklar geldi hem de onların hepsi, kül zamirle birlikte kullanılmış. Demek ki burada nedir? Tekittir. Tekittir. Zara'u ecma'une tekittir. Ca'e ca'e tekittir. Kiley zaten tekittir. Demek ki cevap Denizli şıkkıdır. Burayı çözdük zaten. Geçelim. 16. Bir çeviri verilmiş. Arapçası istenmiş. Müslümanın doğru söylememesi ne kadar zararlı? Ne kadar da zararlıdır? Yani hayret ifadesi, şaşkınlık ifadesi, hayıflanma ifadesi nedir bu? Fiili ta'ancub. Evvel fiili ta'ancub, sani diye klasik kitaplarda geçer. Yani ta'ancub üslubudur. Ta'ancub üslubu. O da ne olur? 16 aya bakalım. Ma evvarra ella yasduku el insanu. İnsan diyor, Müslüman demiyor A şıkkında. Fazla bakmana gerek yok bu yüzden. Ceyhan'a bak, müslimune, müslümanlar değil mi? Cemil müzeker salim. Bak vav var, nun var. Çeviriye bak, müslüman diyor. Ler var yok. Denizli'ye baktığımda el müslime demiş. Edirne'ye baktığımda müslimine, müslümanlar demiş. Yani A şıkkında insan geçiyor, müslüman geçmiyor. Ceyhan'da müslümanlar geçiyor. Edirne'de de müslümanlar geçiyor. Cemil müzeker salim. Nasip cerhali. Geriye ne kaldı? Bursa ile Denizli kaldı. Bunlara bakacaksın artık. Bakalım. Ma evarra. Burada yuzirru diyor zaten. Denizli'ye bakarsan yuzirru zarar verir. Veriyor. Yani geniş zaman kullanılmış. Lev şayet. Lev şayet demek. Şayet manası burada yok. Lev'i manasını bilerek çözebilirsin. Doğru şık zaten nedir? Bursa'dır. Ma evarra. Ne kadar da zararlıdır, ne kadar da zarar veriyor, verir, verdi, ne kadar da zararlı. Ella yasduka, doğru söylememek. El müslimu, müslümanın doğru söylememesi, yalan söylemesi ne kadar da zararlı şeklinde mana verilir. Bitti yani, budur. 14. İ'tekale eşşurtiyyü ellissayni mi diyor? Evet. Nokta nokta nokta. En uygun hangi kelimeyle tamamlayabilirsin? Ellissayni kelimesi bir defa tesniyedir. Şurtiyyü ellissayni. Aynı zamanda mensup olduğu için kendisi nasb-ı alamet olarak ya'yı almış. Tesniye, mensup ve müzekker. Üç özellik bulduk. Müzekker çünkü yanısında T yok. Müennes olduğunu söylenemez bu yüzden. Ve nasb alameti, cer alameti olan ya'yı almıştır ve tesniyedir. Bunları gözeterek bir kelime seçmemiz gerekir. Mesela kilte, yanısında T var. Müennes olduğundan doğru bir şık olamaz. Bursa kileyhima doğrudur, tesniyedir. Kiley nasb ve cerre uygun olarak ya almıştır. Hima tesniye zamiri var, doğru. Kilahuma merfu olarak yazılmış, elifle yazılmış çünkü. Kilta ise hem merfu hem de müenneslik alameti taşıdığı için uygun değil. Kilta için yine aynısını söyleyebilirim. Demek ki kileyhimadan Bursa doğru şıktır. 17'ye baktığımızda hangisinde münada şebih bir muzaf türünden değildir? Doğru şık ya kaldı yani. Bunu sık sık soruyorlar galiba. Bu şıkkı özellikle aklımızda tutarsak daha faydalı olacaktır. 2017'yi çözmüştüm, orada çıkmıştı. 18. Nokta nokta şerifu. Öyleyse buraya ne gelmeli diyor? Eyyuha olamaz, müennes değil şerif. Ne olur? Ya olur. Ya şerifu diye başlar. Değerleri olamaz. Gerekçesi nedir? Gerekçesi nida harflerini kullananlarına kitaptan bakmanız önerilir. Hangisi doğrudur? Bu soru da çıktı galiba. Ya yethel Bu soru 2017'de sanırım nokta 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 el yazıyordu. Noktalı yere ne gelmeli şeklinde sorulmuş idi. 19. Hangisinde tercüp üslubu yoktur?
2017 sınavında da hangisinde doğrudan yoktur demişti zannedersem. Yani çıkıyor bu tancım üslubuna da dikkat etmekte fayda vardır. Ma ecmelu diyor. Ecmele demen gerekir. Ecmelu diyemezsin. O zaman ne olur? Direkt dışarı şutlanırsın. Evet. Şık buymuş.